suyumuz tam burada. Tam burada suyumuz. Suyumuzun ana noktası bura. Yani bir tane damarımız buradan gidiyor, su damarı. Bir damar da buradan gidiyor. Alanımız geniş bir alan olsaydı ben iki damarı birleştirecektim. Ama şu anda birleştirme şansım yok. Biz sadece bu damardan faydalanacağız. Suyumuz burada. Yeri tam burası. ...18 metre derinlik şu anda. Suyun tam 18 metre derinlikte. 18, ha, 20, diyeceksin ki 20 şu metre. Anda bu suyun 18 yani en fazla maksimum 20. 20 metre. Nasıl tespit edebilirim? Şimdi Mesut Bey bak. Görmüş olduğunuz gibi... ...çarpıladı. Bahır tellerimize iyi bak. Bahır tellerimize iyi bak. Bunu nasıl anlıyorsun böyle? İşte şu anda siz de anlayacaksınız bak. Şu anda bahır tellerimize iyi bak. Evet. Yani kapalı haldeki bahırımız açıldı. Şu anda açıldı. Yani nasıl mesela ki şu anda çiftçilik, çiftçilikle uğraşıyorum. Elimden geldiği kadar işte nasıl söyleyeyim, su işlerinde de elimden geldiği kadar komşulara işte gidip su noktalayıp geliyorum. Bu zamana kadar hemen hemen 2000 kişiye su noktaladım ve hiçbir şekilde daha henüz suyum çıkmadı diyen olmadı. Az çıkıyor, çok çıkıyor ama yani tabii damarlara göre değişiyor. Buluyorsunuz yani. Tabii suyu tespit edebiliyorum. Nasıl anlıyorsunuz bunu? Ya şimdi nasıl söyleyeyim? Allah vergisi diyelim ya. Artık yani şimdi hani bir manyetik mi var? Herhangi bir elektrik mi var? Insanda, her insanda bir ayrı bir manyetik enerji var. Bu manyetik enerji sayesinde bahır tellere vermiş olduğun enerjiyle toprak altındaki suyun enerjisiyle birleştiği takdirde bu bahırlar işte çarpı haline geliyor. Bunun sayesinde de su olduğunu tespit edebiliyoruz. Böyle İlerledik. Devam ettik ve ilerlemeye devam ettik. Hatta şöyle söyleyeyim. Tokat Zile bölgesinde daha çok su buldum. Oralarda da gittim, araştırmalar yaptım. Talep çok mu? Kütahya bölgesine gittim. Kütahya'da buldum. Talep çok mu? Talep çok ama işte kendim çiftçilik yaptığımdan dolayı sürekli bu işe yoğunlaşamıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ben kesinlikle ilkbaharın ve yaz aylarının ilk başlangıcı halinde su bakıyorum. Genelde 9. ay ve 10. aylarda su bakıyorum. Çünkü suyun en kurak zamanları. Yani tamamen su damarlarının kuruduğu zamanlarda su bakıyorum. Çünkü bu aylarda bulunan sudan daha kesinlikle korkma. Çok müthiş derecede. Yani Ağustos'ta güzel oluyor. Ya şimdi baharın her tarafta su var. Evet. Her yerde su oluyor. Yüzey sular da oluyor. Ya o zaman ne oluyor? İşte bir yerini noktalıyorsun, işte orada suyu vuruyorlar, vurduktan sonra işte bu aylar geldikten sonra su kuruyor. Diyor ki ya suyun çıkma kuruyor. Çünkü onlar yüzey sulardı. Ama şu anki sudan kesinlikle korkma. Bak en kurak zamanlar şu anda. Bu kurak zamandaki bulduğun sudan daha kesinlikle korkma, daha kesilmez olsun. Şu anda görmüş olduğunuz bu bahır tellerle buluyorum. Tabii ki bunun başka taktikleri, yani teknikleri de var. Ya bu teknikleri de tabii söyleyeyim şu anda. Metre olayını tespit ediyorum. Metresine kadar biliyorum. En fazla da yani şöyle söyleyeyim 5 metre yanılma şeyim var metrede. Pay var. Pay var. Açılıyor. Açılma yapar. Suya geldiğim takdirde gördüğün gibi geri çarpılama yapar. Sudan uzaklaşma. Gördüğün gibi açılıyor. Yani diyor ki su bu tarafta